Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlerle 5. sınıf 2. dönem 2. İngilizce yazı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce yazı sorularımızı eğitimevi.web.com sitemizden bulabilirsiniz. Ve hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuzda arkadaşlar bize e, kelimelerle resimleri eşleştirmemiz isteniyor. Hemen yapalım. Smotage ne demek? Karın ağrısı. Hangisi karın ağrısını göstermekte? 6. O yüzden buraya smotage yazıyoruz. Hideage ne demek? baş ağrısı hangisinde başı ağrımakta hangisinde 5'te o yüzden buraya headache yazıyoruz. Toothache ise diş ağrısıdır. Hangisinde dişi ağrıyor? 7'de. O yüzden buraya toothache yazıyoruz. Backache ise bel ağrısı. Baktığımızda burada beli ağrıdığı için buraya yazıyoruz. Earache ise kulak ağrısı. Bakın burada kulağını tutmuş. Burada ise düşeni tutmuş. Bu ikisini karıştırabilirsiniz. Earache kulak ağrısı olduğu için burada kulağını tuttuğundan dolayı buraya da earache yazıyoruz. Fever ise ateşlenmek. Baktığımızda üstte ateşlenmekte ve yatakta yatmakta. O yüzden buraya da fever yazıyoruz. Cold ise soğuk algınlığı. Yani burun akıntısı falan olacağı için bire de cold yazıyoruz. Sore throat ise boğazın ağrıması. Dörtte de bu olduğu için buraya da sore throat yazıyoruz. Cold ise öksürmek. İkide de öksürdüğü için buraya da cold yazıyoruz. Kramp ise kramp girmek bildiğimiz halk arasında bildiğimiz şeydir. Yani burada ayağına kramp gir, girdiği için 9'a da kramp yazıyoruz. B bölümümüze geçelim. Burada ne diyor? Aşağıdaki tarihleri doğru bir şekilde eşleştiriniz diyor. Eşleştirmeyeceğiz aslında burada. Yanlarını yazmamız gerekiyordu. Doğru cevaplarımız bunlar. Birlikte hemen e, renkli yazdıktan sonra açıklayalım arkadaşlar. Şimdi tarihler nasıl okunurdu? Eğer e, 2000'in altındaysa tarihler ikiye bölünerek okunur. Okunur eğer 2000'in üstündeyse 2000 yani 2000 diye okunur. E, 1915 2000'in altında olduğu için 19 ve 15 olarak okunur. Yani 1915. Buraya isterseniz and koyabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Koymanıza gerek yoktur. 2000, 2005, 2000'den yukarıda olduğu için bunu 2000 yani 2000 şeklinde okuyacağız. 2000 and 5'de diyebilirsiniz. Direkt 5'de diyebilirsiniz. Yani 2005. 1989 ise 2000'in altında olduğu için ikişer ikişer okuyacağız. 19, 19. 89 ise 89. Buraya dediğim gibi and koyabilirsiniz. 2010 ise 2000'in üstünde olduğu için 2010 and end koyabilirsiniz buraya 1946 ise bu da 2000'in altında olduğu için ikişer ikişer okumamız gerekiyor 19 yani 19 46 ise 46'dır böyle Eğer yazarsanız karşılarına tam puan almış olursunuz diğer sorumuzda ise aşağıdaki boşluklara şimdiki zamana göre emizar yerleştiriniz Ali Ali tek kişi olduğu için buna hi diyebiliriz O yüzden buraya e, iz getirebiliriz. Alehi olarak da kullanılabileceği için buraya iz getiriyoruz. V. V nedir arkadaşlar? V çoğul olduğu için e, çoğullara ne getiriyorduk? R getiriyorduk. O yüzden buraya da R yazıyoruz. Suzan and Ahmet. Yani buna ne diyebiliriz? D they diyebiliriz. D'de de ne vardı? R vardı. İki kişi olduğu için çoğuldur. O yüzden bunlara D diyebiliriz. D diyecek olursak da bunlar çoğul olur. O yüzden R gelir. U gelmiş burada da. U'ya ne gelir arkadaşlar? Tabii ki r gelir. Bunu unutmayın. I v i v i da m gelir. V u D de ise r gelir. He she it de iz gelir. Bunu unutmayın. The, the students bakın burada. The student yani öğrenci deseydi o zaman iz gelirdi ama students olmuş. Yani bir s takısı gelmiş. S takısı İngilizcede çoğul anlamına geldiği için Çoğullarda ne kullanıyorduk? R kullanıyorduk. O yüzden buraya R yazabiliriz. The students yerine D they kullanabiliriz. D'de de de aynı şekilde R gelir. D bölümümüzde de gene kelimelerle resimleri eşleştirmemiz isteniyor. Bakalım unhappy yani mutsuz. Hangisi mutsuz? Bakacak olursak arkadaşlar burada mutsuz olduğunu görebiliriz. Evet. Buraya mutsuz yazıyoruz. Surprised yani şaşırmış. Hangisi şaşırmış? İlk baştaki şaşırmış olduğu için Buraya şaşırmış yazıyoruz. Anxious ise endişeli. Hangisi endişeli? Bakın burada tırnaklarını yiyor. Yani bir şeyde endişe duyuyor. O yüzden buraya anxious yazacağız. Tired ise yorgun. Hangisi yorgun? Baktığımızda çok bitkin ve yorgun göründüğü için ikiye de tired yazıyoruz. Sleepy ise uykucu. Uykulu yani. Baktığımızda uykucu şirin olduğu için buraya da sleepy yazıyoruz. Angry ise sinirli. Bakalım burada bir şey sinirlendiğinden dolayı buraya da angry yazıyoruz. Pardon arkadaşlar bir yerde yanlışlık yaptık çünkü buna ne demiştik? Ee, e, bir dakika. Şimdi bu unhappy mutsuz hangisiydi? Mutsuz. E, a pardon arkadaşlar çok yanlış yapmışız tekrardan yapalım. Unhappy mutsuz hangisi mutsuz? E, bakalım bu mutsuz. Surprise şaşırmış bu. Endişe endişeli hangisi? Burada bir endişe olduğu için buraya da endişe. Tired, yorgun buydu. Slap, uykulu buydu. Angry, sinirli buydu. Shy ise, shy da buydu. Utangaç. Bakın ee, utangaçlığından elle parmaklarını kemirmekte. Bu bölümü isterseniz eğer benim dediğim yanlışsa yorumlarda doğrusunu yazabilirsiniz. Eğer doğru doğru ise Yorumlarda doğru olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu, bu bölümden tam emin değilim. Çünkü resimlerin e, tam anlamı çıkmadığı için burada karışıklık olabilir. D E bölümümüze geçelim. Burada da meslekleri e, tablolar tabloya eşleştireceğiz gene Tyler neydi arkadaşlar? Tyler e, Terzi'dir. Terzi hangisi? 12. O yüzden buraya 12 yazıyoruz. Nurse. Nurse ise hemşire. Hemşire bakacak olursak 11. O yüzden 11 yazıyoruz secretary adı üstünde sekreter o yüzden 10 yazıyoruz. waiters garson. Baktığımızda burada en en uygun garson 8 olduğu için buraya 8 yazıyoruz. Doktor adı üstünde doktordur 2'dir o da. O yüzden 2 yazıyoruz. worker işçidir. Baktığımızda 5'teki işçi olduğu için 5 e, yazabiliriz. Buraya 5 yazacağız. Polis adı üstünde polistir 1. Dentist dentist ise dişçidir. 3 de dişçi olduğu için 3 yazıyoruz. Artist ise sanatçıları e, sanatçıdır yani resim yapandır. O yüzden buraya da 7 yazıyoruz. Mekanik ise tamircidir. Altıda tamirci resmedildiği için 6 yazıyoruz. Ha hairdresser ise kuaförcüdür. Yani saç e, berber, berber değil de kuafördür. O yüzden 4'ü de hairdresser yazıyoruz. Baker ise fırıncıdır. Baktığımda 9'da da fırıncı olduğu için 9'u da baker'a yazıyoruz ve devam edelim F bölümümüzde. Soruları cevapları ile eşleştiriniz. Where is your father? Senin baban nerede? He is in yüksek ova. O yüksek ovada. O yüzden buraya F yazıyoruz. Büyük harfle yazalım. 2. When do you go to the school? Ne zaman okula gidiyorsun? Ne zaman gidersin? Ee, bize bir saat veya zaman söylemeli. In the morning yani sabahları olacağı için buraya da E'yi koyuyoruz. Why do you like English? Neden İngilizceyi seviyorsun? Because cevap vermesi gerektiği için direkt D şıkkını yapıştırabiliriz. Because çünkü I like English. İngilizceyi seviyorum. It is funny. E, o eğlenceli diyor. How are you today? Yani bugün nasılsın diyor. Nasıl diyebiliriz? I am fine thanks. İyiyim teşekkür ederim. O zaman C'yi yapıştırıyoruz. What is your favorite lesson? Senin favori dersin ne? İngiliz. İngilizce'de bir ders olduğu için English B yazıyoruz. Who is your English teacher? Senin İngilizce öğretmeninin kim? Samet. isim olması gerektiği için de Samet'i A'yı yazıyoruz. Son bölümümüze gelelim. Burada da e, sıklık zarflarıyla boşlukları doldurmamız isteniyor. Her zaman I blah blah like English. Her zaman İngilizceyi severim. Hangisi olacak? Always. Her zamanın karşılığı Always olduğu için biri Always gelecek. İkiye bakalım. They blah blah go to the cinema. Onlar bazen sinemaya gider. Bazen hangisi olacak? Usually. Pardon sometime. Sometime bazen olduğu için ikiye de sometime gelecek. 3. Ahmet blah blah listen to pop music. Ahmet genellikle pop müzik dinler dediğimizde de usually genellikle olacağı için 3'e de usually getiriyoruz. 4'e bakalım. The students bla bla play volleyball in the school. Sık 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 neydi? Often. O yüzden Dörde de often getiriyoruz. She blah blah does homework after school. E, o okuldan sonra ödevlerini asla yapmaz dememiz gerekeceği için asla ve hiç anlamına gelen sözcüğümüz never olur. O yüzden burayı da never yazarsak tam puanı alırız. Arkadaşlar e, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. E, hepinize iyi günler diliyorum. E, daha fazla video gelmesini istiyorsanız like ve yorumlarınızı eksi... E, eksi... Unutmayın atmayı. Konuşamadım pardon. ve Ayrıca benim dediğim ilahi sakın yapmayın. Ben çünkü yanlış yapıyor olabilirim. Ben sadece sizin karşınıza ne tür sorular çıkabileceğini göstermek istiyorum. Bu yüzden benim dediğim ilahi sakın yapmayın arkadaşlar. Ee, çalışın çabalayın Allah'a dua edin. Bu sizin için yeterli olacaktır. Hepinize görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.